Herkese merhaba. Uzun zamandır video çekmiyorum. Bugün video çekebileceğimi düşündüğüm için sizlerin karşısındayım. Öncelikle uçuğum için üzgünüm. Günlerdir uçuğum geçmiyor. Uçuk kremi kullandığım halde. Az önce kameraya baktım. Biraz dikkat çekiyor ama özür dilerim. Son zamanlarda yapmış olduğum kozmetik alışverişleri ve birkaç diğer alışveriş var. Kırtasiye de var. Çok az. Öncelikle bir hediyeyle başlamak istiyorum. Sevgili Nuray'ın hediyesi. Bir ecobag'le başlamak istiyorum. Bana kedili ecobag almış. Bu ecobag markete giderken yanınıza götürdüğünüz ve market alışverişlerinizi koyduğunuz çantalarda. İçi böyle siyah, beyaz, puantili ve kediler böyle iki tarafına geliyor. Nereden aldığını bilmiyorum ama Japonya'dan aldığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Nuray. Çok şık. Arabaya koyacağım bunu hemen bu videodan sonra. Sonrasında Japonya'dan yapmış olduğum 4 parça alışveriş var. Öncelikle Elena ile birlikte alışveriş yapıyorduk. Elena vücut kremi olarak Johnson's Baby'nin Johnson's Body Care Baby Oil içerisinde bebek yağlı bu krem losyonunu kullanıyor. Ben de onunla birlikte aldım. Özellikle çok kuruyan bir cildiniz varsa bebek yağı etkisi bırakan bu losyonu kesinlikle tavsiye ederim Japonya'da yaşayanlara ve Türkiye'de de olduğunu düşünüyorum. Çünkü Johnson's Baby, Johnson's Body Care ya da Türkiye'de de var. Normal Johnson's Baby formülünde. Yani kokusu da zaten 3 çeşit vardı. Bir pembesi, bir de moru vardı. Ben morunu daha çok beğensem de Elena bunu al dedi. Ben de bunu aldım. Hemen emiliyor. Öyle bir böyle yağlı bir his bırakmıyor. Cildinizi gerçekten nemli bırakıyor. Bunu aldığımdan beri kullandığım için biliyorum, size söylüyorum. Sonrasında 2 tane cilt ürünü aldım. Sivilce lekelerimi kapatmak için. Elimde başka hiç kapatıcı yok. Çok kapatıcı ve fondöten kullanan biri değilim açıkçası. Her gün cildimi yoracağını düşünüyorum ve günlük makyajımda çok gerekli de görmüyorum. Kiss markasına ait kapatıcı 02 numara bendeki. Kapatıcı çok fazla kullanmadığım için hayatım boyunca söyleyebilecek çok şeyim yok açıkçası. Sivilceyi kapatıyor ama sonra gün içerisinde kayboluyor. Belki daha kalıcı bir kapatıcı almam gerekebilir. Şimdilik beni idare ediyor. Yine cilt ürünü çok fazla kullanmadığımı söylemiştim. Niye çok hızlı konuşuyorum bilmiyorum ama Shiphora markasına ait. Bu bir Japon markası. Bendeki 5 numarası sanırım. Fondöten aldım. Yani çok kullanmak istediğimde nadiren durumlarda ilk beni kurtarsın diye aldım. Neymiş? Makeup Foundation diyor. Yani daha iyi bir fondöten almak istiyorum ama şu anda bu beni kurtarır diye düşünüyorum. Belki en yakın zamanda 2-3 fondöten var aklımda. Üçünden birini almayı düşünüyorum. Biri MAC'in, biri NARS'ın, biri de Chanel'in. Bilmiyorum hangisi olacak sonuç olarak. Yazın Türkiye'deydim Ağustos ayında. Saçlarımı sevgili Ömer'in ellerine sağlık bu hale getirdi. Ben şu şuradalarda görünen şu turuncumsu, turuncuya dönen sarıları çok istemiyorum, çok hoşlanmıyorum ama ne yazık ki doğal sarışın olmadığım için dönüyor bir şekilde. Bunun dönmemesi için Ömer bana mor şampuan al demişti. Türkiye'den getirememiştim. Bavulda zaten bavul hakkı bilmem ne falan diye. Japonya'ya geldiğimden beri mor şampuan araştırıyorum. Ne yazık ki bulamadım. En sonunda Yoshi Amazon'dan buldu bana. Daha doğrusu Elena buldu. Yoshi benim için satın aldı Amazon'dan. Royd markasına ait. Japonya'da bu popülermiş. Platinum Purple Shampoo. Yoğun nemlendirir diyor. Ben hani memnun kaldım. 2 yıkamada bir kullanıyorum. Her yıkamada kullanırsam hemen bitecek diye birazcık pintilik yapıyordum. Tabii ki bununla yıkadıktan sonra kuruduğu zaman şu uçların böyle daha serin, cool ton dedikleri böyle daha soğuk tonlarda sarı oluyor. Ben onu çok seviyorum. Dolayısıyla artık buraları ama bir de set olarak bulamadım. Şampuan ve saç kremi kullanmak istiyordum aslında. Ama ne yazık ki öyle bulamadım. O yüzden bunu kullandığım günlerde saç kremime de bir pompa bundan sıkıp saç kremimle karıştırıp uçlarda tutup normal durulamaya geçiyordum. Ve etkisinden memnundum ama her duşta kullanmak istediğim için Japonya'ya gönderim yapan sitelere bakmaya başladım. Look Fantastic sitesini buldum. İlk defa alışveriş yaptım oradan. Oradan TG markasına ait Bad Head serisinden bu işlem görmüş sarışınlar için olan şampuan ve saç kremi setini aldım. Bunu banyoda düşürdüğüm için pompasını kırdım. Bilmiyorum ne yapacağım. Dün bunu kullandım. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Kokusu. Allah'ım böyle buram buram meyve. Buram buram yaz kokuyor. Yani yaza kadar şampuanı saklamak istiyorum resmen. O kadar güzel ki anlatamam. Ki anlatmaya çalışıyorum. Dün bunları kullandım dediğim gibi. Bunlar işlem görmüş sarışınlar için. Sarı saçlar için daha doğrusu. Öncelikle şampuandan bahsetmek istiyorum.
Videolarımı takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Hem Türkiye'de hem Japonya'da bulunduğum süreçte çok şampuan değiştirdim. Çok çok çok, hatta şu anda banyomda aşağıda 5-6 tane 5-6 çeşit farklı şampuan vardır. Her yıkamada ayrı şampuan kullanırım. O kadar seviyorum şampuan değiştirmeyi. Bende kepek sorunu yapmıyor çok şükür. Çok hassas bir saç diplerim yok sanırım. Dolayısıyla bu şampuan bugüne kadar hayatımda kullandığım en güzel şampuan. Neden? Verdiği his dolayısıyla. Kokusu falan tamam, güzel kokulu şampuanlar, güzel yıkayan, güzel arındıran şampuanlar falan kullandım ama bunun gibi köpüren, bunun gibi böyle nasıl saç tıraş köpükleri, saç köpükleri böyle olur ya, onun biraz daha sıkı köpük halini düşünün. Allah'ım, böyle ilk yıkamada daha ya. Hani ilk yıkamada saç çok köpürmez falan filan. Özellikle saçta ürün varsa ya da kirliyse birinci şampuan köpürmez ya çok fazla. Bunun köpüğünü size anlatamam. Böyle Japonca'da mochi mochi diye bir deyim var. Onun gibi oluyor böyle. Böyle yumuş yumuş yumuş. Allah'ım, böyle saçımı durulamak istemedim resmen. Evden acele çıkmamız lazımdı. İki kere şampuanlıyorum saçımı. Resmen durulamak istemedim saçımı. Bir kere kullandım. Etkisi için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yıkadıktan sonra bir ürün kullanmadan saçlarım kolayca tarandı. Etkisi için biraz daha uzun konuşmam gerekir. Bu da aynı serinin saç kremi. Bu da bilmiyorum ne olacak. Bunların saçı koruma ile ilgili bir şey yaptığını bilmiyorum ama saçı nemlendirdiği ve saçı nemlendirmeye ve eski haline, sağlıklı bir hale getirmeye çalışıyorlar. O yüzden bunların ikisini çok sevdim. Ama Look Fantastic sitesinde bir de şöyle bir set buldum. Yine TG markasına ait Catwalk. Bu özellikle saç rengini korumak için mor şampuan. Bunları henüz kullanmadım. Bunlar zaten dediğim gibi yeni geldiler. Şöyle Fashionista diyor. Bu mor saç kremi. Bu da mor şampuan. Violet şampuan diyor daha doğrusu. Bunlar sarışınlar ve highlight yaptırmış olanlar için. Ay, saçını renk aydınlatıcılık yaptıranlar için. Bu tam olarak... Oh, çok güzel kokuyor. Ay, bu da çok güzel kokuyor. TG'nin saç şampuanları demek ki, saç şampuanları çok güzel kokuyor herhalde. Artık başka şeylerin şampuanı da olduğu için aslında saç şampuanı deyimi kullanıp, yani kelimesi kullanabilirim sanırım. Tam olarak içi böyle görünüyor size. Şu anda gösteremiyorum ama parfümde güzel bir kokusu var. Dediğim gibi bunları henüz kullanmadım. Dolayısıyla bilemiyorum. Sonrasında iki ürün alırsanız, iki TG ürünü alırsanız, bunlar set halinde satıldığı için tek ürün olarak sanılıyor. Şöyle bir set hediye ediyor. Bunlar da şampuan ve saç kremi. Yani bir koli şampuan ve saç kremi geldi İngiltere'den. Bunlar da kuru, yıpranmış saçlar için diyor. Yoğun nemlendirir diyor. Bu birazcık bavulda diyorum. Pakette dökülmüş ama hala yeteri kadar dolular. Bunları da kullanacağım. Hatta yıpranmışlık derecesi var. 2 dereceli saçlar içinmiş. Bilmiyorum, bakalım ne olacak. Bunları da tabii ki de deneyeceğim. Çünkü ben şampuan değiştirmeyi çok seviyorum. Sonrasında yine Look Fantastic sitesinden bir alışveriş daha yaptım. Bunlar geldi. Bir alışveriş daha yaptım. Ren markasını çok fazla duyuyordum yabancı YouTuberlardan ve çok fazla denemek istiyordum. Böyle bir deneme seti buldum. Açıkçası hiç ürünler çok küçük çıktığı için birazcık şaşırdım ama deneme paketi. Denemek istiyorum. Bu ara cildimdeki sivilceler bir şekilde yoğun sivilcelenme yaşıyorum. Nedenini bilemiyorum. Mikropoliş temizleyici varmış Ren'in. Bunu, yani hepsini çok denemek istiyorum. Ama şunu çok merak ediyorum. Bu maske diye biliyorum. Glikolaktik maske. Radiance Renewal Mask diyor. Bunu çok denemek istiyorum. Ve bir de içerisinde gözenekler için detoks maskesi varmış. Ren'den eğer kullandığınız ürünler varsa, tavsiye edeceğiniz ürünler varsa lütfen bana yazın yorum olarak. Ve sonrasında maskara. Japonya'da maskara almayı çok sevmiyorum. Çünkü ya böyle film şeklinde oluyorlar, bu sıcak suyla böyle soyulanlar gibilerinden. Ya da çoğu suya dayanıklı oluyor. Ben ikisini de istemediğim için yine aynı siteden L'Oreal'in Volume Million Lashes aldım. Bunu daha önce kullanmamıştım. Ve böyle bir setle geliyor. Altın ışıltılı. Bu altın gözler serisi. Altın ışıltılı eyeliner var içerisinde. Eyeliner ablama gidebilir eğer ben kullanmazsam. Dün rimeli kullandım. Aslında milyon lashes çok seviliyor. Ama ben çok sevemedim ama fırçaya alışmam gerekir. Belki de fırçası nasıl göründüğünü size göstereyim.
Şöyle görünüyor. Benim kirpiklerim zaten uzun. Yani bu benim kirpiklerimi iyice uzattı. Kaşlarıma yapıştı kirpiklerim. Ama volüm adına, volüm milyonlaşmış olduğu halde volüm adına çok bir şey yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Ama biraz fırçaya alışırsam belki kullanmayı öğrenebilirim. Çünkü rimele alışmak, kullanmak teknik de önemli biraz bence. Dolayısıyla belki severim zamanla. Super Liner serisinden sanırım. Altın rengi eyeliner da geldi. Ben hep yanlış açıyorum ya şurası. Bu bir liquid eyeliner. Siyah eyeliner'ın içerisinde altın simler var. Görünecek mi bilmiyorum ama şöyle görünüyor. Bunu henüz kullanmadım. Zaten siyah eyeliner'ı da çok ince bir şekilde çekiyorum. Bunu günlük hayata nasıl adapte ederim bilemiyorum ama en kısa zamanda deneyeceğim tabii ki de. Sonrasında bir parfüm alışverişim oldu. Bu site Fragrance kısmı okunuyor. Nasıl okunuyor? Bilmiyorum nasıl okunduğunu ama yazarım buraya bir yerde. Öncelikle benim Clio parfümümü aldım. Bu benim olmazsa olmazım. Aslında bu sadece o sitede bulabiliyorum. Ya da o tarz sitelerde satış dükkanlarda falan satılmıyorlar. Bu benim ilk orijinal kullandığım parfümdür. Bu değil de yani bu Clio'nun Clio adlı Karl Lagerfeld'di sanırım. Onun üretmiş olduğu bu. Benim kuzenimin doğum günü hediyesiydi 15 yaş. 15 yaşımda aslında 15 yaş için çok ağır bir parfüm. Ben bunu çok seviyorum. Biraz hacimlisi gibi bulanlar var falan filan. Bu elimdeki şu anda. Elimde bir tane böyle yedeği olmazsa çok mutsuz hissediyorum. Şu anda kış yoğun olarak bunu kullanıyorum duştan sonra. Sonra da bunu sıkıyorum. Biraz geçtikten sonra kokusu çok daha güzel oluyor. Ben çok kalıcı olduğunu düşünüyorum. Annem de çok seviyor bunu. Ve mutsuz kendimi mutsuz hissettiğimde, düşük hissettiğimde sürekli elim bu parfüme gider. Çünkü 15 yaşa gidiyorum. Kokularla hafızanın büyük bir ilişkisi var. Dolayısıyla 15 yaşıma dönmeyi çok seviyorum. İlk aşk acısı, okulun dertleri, ödev yetiştir, sınava çalış, bilmem ne, öyle dertlerin olduğu zamanlardı. Dolayısıyla o zamana kaçmak bana bu kokuyla birlikte iyi geliyor. Dolayısıyla evde bu koltuğun yanında duruyor bu parfüm şu anda, bu yenisi geldikten sonra. Sürekli evde kendimi sıkıyorum. Çünkü bu aralar psikolojik olarak çok iyi değilim açıkçası. Zaten o yüzden uzun zamandır videoda yoktu. Sonrasında Yoshi ile birlikte geçen haftalarda Osu'ya gitmiştik. Orada parfümcü deyip videoyu kapatmıştım. O videonun da eklemeye çalışırım eğer izlemek isterseniz. Orada 212 VIP bu Carolina Herrera mı okunuyor nasıl okunuyor bilmiyorum. Onun parfümünü sıkmış çok beğenmiştim. Bu tester olanı. Testerler bu sitede biraz daha ucuza satılıyor. Dolayısıyla testerini aldım. Ben bu kokuyu çok sevdim. O gün koluma sıktım. Bütün gün Yoshi'ye kokla kokla dedim. Sonra internet sitesinde daha ucuz olacağı için oradan satın almadım. Bu da çok güzel kokuyor ya. Şişesi şöyle görünüyor. Klasik 212'ler böyle görünüyor sanırım. Bu VIP'miş adı. Bir sürü çeşitleri var bunların da. Koku tanımlarını bilemiyorum nasıl yapacağım. Aslında parfümlerin videosu da çekmek istiyorum ama nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Sürekli çok seviyorum. Çok seviyorum yapacağım için. Bilmiyorum parfümlerin videosu görmek ister misiniz? Lütfen onu da yorum kısmına yazın. Çünkü yani parfümleri de çok seviyorum. Daha çok parfümüm olsun istiyorum. Bu da güzel kokuyor. Başka türlü açıklayabileceğimi düşünmüyorum. Sonrasında bir tane gözlük aldım. Aslında bildiğiniz gibi ben şu anda lens de yok, gözlük de yok ve kendimi çok iyi göremiyorum. O yüzden saçım başım bir yerde bir şey varsa kendimi göremediğim içindir. Mikili yine Zoff markasından aldım. Benim bütün gözlüklerim şu anda gördüğünüz yani Zoff. Bu da Zoff. Bunu da çok soruyorsunuz. Bu ama aynılarını bulmak mümkün değil. Çünkü bunlar bir kere çıkıyor ve devamı olmuyor. Dolayısıyla ben de bu sefer Disney serisinden aldım. Kutusu da böyle minili mikili. Zoff diye yazılıyor gördüğünüz gibi. Ve gözlük silme mendili de Disney'li karakterler var. Donald Duck var şu an tersten görüyorum. Minnie Mickey var. Goofy var. Onları görüyorum. Bu sefer Yoshi ile beraber yine seçtik her zaman olduğu gibi. Kahverengi. Şu yanları da Donald Duck serisi. Donald Duck görünüyor yanlarında. Bu sefer numarası biraz yükseldi. Oh, kendimi şu an görebiliyorum.
Bu artık yani bununla belirli bir yani benim gözlerimin arasında çok fazla numara farkı olduğu için eşitleyemiyorlar. Ben biraz daha yükseltilmesini istedim. Ama şu anda lenslerim bu gözlüğümle aynı numara olduğu için bunu henüz kullanmaya başlamadım. Çünkü biraz baş ağrısı yapıyor. Yarım numara göz numaram büyüdü yani benim isteğimle. Daha net görsem de şu anda biraz baş ağrısı vuu diye yapıyor. Çünkü daha fazla ışık ve görüntü girdiği için göz bebeğime hemen böyle zınk diye baş ağrısı başlıyor. Acaba hata mı yaptım diye de düşünüyorum. Neyse evdeki lenslerim bitince bunu kullanmaya başlamayı düşünüyorum. O yüzden o zaman bunları kullanamayacağım. Götürecek bir şeyim yok. Ve işin bazılarına göre en zevkli kısmına geldik. Kırtasiye. Öncelikle minik bir not defteri aldım. Kendime gip ne ya? Keep going after your dreams, everything will be alright diyor. İnşallah, amin diyorum. Böyle bir not defteri, motto şeklinde içi de böyle görünüyor. Hem renkleri hem üzerinde yazanlar çok hoşuma gittiği için satın aldım. Gitmeye devam et. Rüyalarının arkasından gitmeye devam et. Her şey çok güzel olacak. Ya da alright ol yani olacak. Sonrasında Snoopy ve Cafe adlı şöyle defterlerinden aldım iki tane. Çünkü o kadar güzeldi ki bir daha gidip bulamayacağım diye çok korktum. Şöyle not defteri, bayılıyorum not defterine, Snoopy'ye de sebepsiz yere alabilirim. Sonrasında benim çok beğendiğim bir çizer var. Soyadımız aynı diye de olabilir aslında. Kato Shinzi diye. Daha çok Kore'de popüler sanırım bu kişi. Birçok şeyi çiziyor. Ev eşyalarından, çantalardan, aksesuarlardan, kırtasiye ürünlerine kadar. Ben onun defterlerinden aldım. Shinzi Kato diye. Şöyle bir defteri var. Tatlı. Bunu da Japonca defter, şey, yani içi normal böyle çizgili defter. Japonca kitap okurken anlamadım hani bilemediğim kelimeleri mi yazsam diye düşünüyorum. Bon Voyage serili. Belki gezi defteri yapılabilir yazın, yaz için. Bir tane böyle üzerinde Eyfel Kulesi var. Çiçekler, böcekler, bir şeyler var. Şunu aldım. Bir tane de böyle üzerinde Many Animals diyor. Arkası da şaşı bak şaşır gibi. Sanki şöyle uzun bakarsan başka bir şey görecekmişim gibi. Onları aldım. Yine Shinzi Kato'dan devam etmem gerekirse artık birkaç tane Japonca kitabım olduğu için Japonca kitaplara uygun. Bu kitap kılıflarından aldım. Kapağını kaplıyorsunuz. Hem kitap zarar görmesin diye hem de trende ya da dışarıda kitap okurken yanınızdakiler hangi kitabı okuduğunuzu görmesin diye. Japonlar böyle şeylerde biraz takıntılar. Bunlar kağıt böyle defter kabı gibi düşünün. Bu böyle kırmızı başlıklı kız. İki tane var. İki tane de ayracı var içerisinde. Bunu da kullanmak için bu videoyu bekledim açıkçası. Sonrasında 3 tane şöyle dosya aldım. Bunların boyu B5 mi oluyor, ne oluyor? A5 oluyormuş, pardon. A5 dosyaları. Bunları da not defterlerini, stickerları falan filan koyabilirim diye. Bunlar bildiğiniz şeffaf dosya. Şöyle görünüyorlar. Bunları aldım. Sonrasında bir tane de şöyle bir zarf aldım. Ne için kullanacağımı bilmiyorum ama craft design diye. Öğretmenlerime bitki çayı götürebilirim diye düşündüm. Belki birilerine bir şey yazarsam. Çok hoşuma gitti ya. Zaten böyle bu ara çok popüler. Bu tarz çizimler falan filan. O yüzden Japonya'da zarflar böyle ince uzun oluyor. Para zarfı olarak da kullanabilirim yani. Gerçi zarfla birlikte para vermiyorum ama belki böyle zarflarla para almak nasip olur inşallah. Aldıklarım bu kadardı sanırım. Herhangi bir ürünle ilgili daha fazla sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şu an çok güzel kokuyorum. Her yerden başka bir kokular geliyor. Her zaman olduğu gibi. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında da beni yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Az önce okul çantamda, sırt çantamda neler var videosu çekmiştim. Onun yüklenmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi o videoda içindekileri anlatmadım size. Uzun sürecek diye kalem kutumda neler var videosu çekeceğim.